saniye tabi. 1990'ların başında genç bir rally hayranıyken Serdar Bostancı garajlarında adeta kamp edilmiştir. Çünkü onu görmek, ondan böyle bir selam almak, böyle bir başıyla selamlaması bile bizim için değerliydi. Bu garajdan çok isimler geçti. Serkan Yazıcı, Adnan Sarıhan, Nişat Avcı, Yağız Avcı, Orhan Avcıoğlu, Emre Yurdakul sesler. Kemal abinin son hazırlıklarını yaparken, çubuk ayarlarını yaparken ikimizde hayal kurmayı seven birisi var. Ve onun kurduğu hayaller her zaman gerçek. Bu kadar büyük bir çekişmenin yaşandığı bir sezon oldu. 2018... Şimdi 2018 Fiesta Rally Cup'ta ödül almaya hak kazananlar birazdan kullanılacaklar. Üretiyor. Ve tüm bu stratejik ortaklığın temelinde aslında birlikte
çalışma kültürü ve teknoloji üretme ve motor sporları vasıtasıyla da deneme tutkusu var. Bu tutku hem motor geliştirmede hem bunu pazara ortak logolu ürünlerle sürmeye kadar birçok alanda kendini gösteriyor. Ve yine bunu kendini çok güzel gösterdi. Bir gecenin paylaşımındayız şu anda birlikte. Başarılarını birlikte alkışlayacağız. Ben hepinize bu organizasyon
teşekkür daha etmek lazım. Türkiye'de bugün motor sporlarıyla ilgili bu kadar mükemmel ve kaliteli bir organizasyon yapmak ve bu kadar insanı garaja toplamak da ayrıca büyük bir başarı. Bunun için de ayrıca çok teşekkürler ediyorum. Tebrik ediyorum hepinizi. Teşekkür ederim.
Eren Bey'in söylediği güzel sözler için tekrar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandım. Bana rakamları çok hatırlattılar. Gerçekten 45 sene, takım 22 sene, 12 tane kazanılmış arka arkaya şampiyonluklar. Ama bunlar bizi yıldırmıyor, yormuyor. Hep daha ileri yapmaya gayret edeceğiz bundan sonra da. Ben takımımız aslında ilklerin takımı diyorum. Biz Türkiye'de motor sporlarında gerçekten bir sürü ilki başardık. Demin mesela ben unutmuştum. 1996 senesinde Türkiye'de yapılan ilk şampiyonlar şampiyonluğu yarışı vardı. Onu ben kazandım. Avrupa şampiyonasındaki ilk Türkiye birinciliği ben getirdim. Ve buna benzer takımımızın yaptığı bir sürü başarılı işler oldu. Gençlere yapılan yatırım tabii bunların arasındaki en önemlisiydi. Geçen senede Avrupa Rally Takımlar Şampiyonluğunu kazanarak bunu taşlandırdık. Bundan sonra ne yapacağız? Demin ilk başta Yiğit'in söylediği gibi bu takım şampiyonların takımı. Serkan Yazıcı'dan Necdet Avcı'ya, Yılmaz Avcı'dan Ulan Kostancı'ya çok şampiyon çıktı bu takımda. Bundan sonraki stratejimiz tekrar geriye dönüp Kaç Yalım zamanlarına, Kaç Fırtıya Sarı Kap zamanlarına geri dönüp tekrar yeni genç yetenekler, genç pilotlar bulup bunların şu an pilotumuz takımımızdaki Murat Bostancı gibi, Murat Banaz gibi pilotların bu pilotları yetiştirip geleceğin şampiyonlarını yaratması. Bu kapsamda bir proje başlatıyoruz. Bu projenin detaylarını anlatmadan önce şu anda kendisinin hatta babasının bile bilmediği, şu ana kadar sakladığım bir müjdeyi vermek istiyorum. Bizim takımımızda bir sürü pilot. Altyapıdan 18 yaşından 19 yaşından beri yarışıp sonra basamakları teker teker çıktı. Onlardan bir tanesi de Buğra Banaz'dı. Buğra Banaz bu takımda 2000'lerin ortalarında gencecik bir pilot. Kaç yaşındaydın? 18. Evet, 18 yaşında yarışmaya başladı. Basamakları teker teker çıktı çıktı. Geçen sene Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda Junior derecede bizi gururlandırdı. Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı geçen sene 6. olarak bitirdi. Şimdi birçoğunuz diyeceksiniz ki 6. olmuş. Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda 6. olmak gerçekten çok önemli, çok değerli bir şey. Bugün Dünya Rally Şampiyonası'nda yarışan bütün fabrika pilotları Dünya Gençler Rally Şampiyonası'ndan geçiyor. İlk senesinde burada 6. olmak gerçekten bizim için çok değerli. Buğra'yı bu sene onun çok hayal ettiği, çok özlediği dört çeker bir otomobil R5'te devam ettirerek bundan önceki attığımız adamların bir benzerini atıyoruz. Bizim takımımızda hak eden her pilot, her genç pilot hak ettiği yere geliyor. Bunun da en önemli ispatlarından biri Buğra'dır. Evet Buğra, artık bir Fiesta R5'in var. Sen geçebilirsin, şimdi devam edelim. Evet, çok fazla vaktimizi almak istemiyorum. Demin söylediğim gibi yeni bir proje başlatıyoruz. Şu anda kafamızda taslak olarak aşağı yukarı her şey var. 10 tane genç pilotu, 23 yaş altı pilotu. Motor sporlarının ilkokulu, ortaokulu, lisesi gibi değil, üniversitesi olarak, bir akademi olarak hazırlayarak Avrupa'ya, belki de Dünya Rally Şampiyonası'na götürmek istiyoruz. Bunun için de ilk adımımız, öncelikle ben bunlara ikinci jenerasyon pilotlar diyorum. Bunların anneleri, babaları Türkiye Rally Şampiyonası'nda yarışmış, başarı elde etmiş pilotlar. Bunlardan 5 tanesinin ismini size şu anda söyleyebilirim. Ansulman, Emre Asbar, Mert Gür, Can Sarıhan gibi. Murat, unuttum sağlıklar bana. Tabii biraz heyecanım var ve yorgunluğum var, kusura bakmayın. Ve bunların haricinde Tosfet'in Tosfet yıldızını arıyor gibi yaptığı muhteşem bir organizasyon var. Oradan son 2 senede seçilmiş 12 kişi var. İkinci jenerasyon pilot
Mart ayının ortalarında yapacağımız seçmeyle 2 veya 4 geleceğin pilotunu belirleyeceğiz. Bu pilotlar Türkiye Rally Şampiyonası'nda Ford Motorsport Türkiye çatısı altında yarışarak kısmen yarışacaklar, kısmen eğitim alacaklar. Pilotlardan, kopilotlardan alacakları eğitimlerle, yapacakları testlerle, sahada görecekleriyle, servis alanlarında görecekleriyle, lastik seçimleri, otomobil ayarlarıyla bunları çok iyi bir şekilde öğrenip zamanındaki Serkan Yazıcı'nın, Mehmet Bester'in, Adnan Sarıhan'ın, Necip Avcı'nın, Yavuz Avcı'nın, Murat Bostancı'nın, Burak Banas'ın geçtiği yollardan geçerek gelecekteki takımımızın şampiyon pilotları olacaklar. Ama ben hep çıtayı yükseltiyorum. Yiğit'in de söylediği gibi. Bundan sonra gelmek istediğimiz nokta bu pilotlardan Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında mücadele edip takımımızı ve al bayrağımızı temsil edecek pilotlar yaratabilmek. Bu noktada da hepinizin desteğini bekliyoruz. Zaten bu kadar kişiyi buraya toplamanın kolay bir şey olmadığının farkındayız. Hepinizin bize inancının, güveninin tam olduğunu farkındayız. Bununla ilgili de bize tekrar teşekkür edip mikrofonu tekrar